Arkadaşlar merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün neye bakacağız? Bugün dünya üzerindeki topraklara bakacağız. Dünya üzerindeki toprak türleri nedir? Yayılış alanları nerelerdir? Bunları haritalar üzerinde göreceğiz, öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya maalesef böyle çok fazla detayı olan, çok fazla alt başlığı olan, kavramları dolu dolu olan ve sizi baya yoran bir sene bu sene. Fakat... Ne yapmıyoruz? Tedirgin olmuyoruz arkadaşlar. Çünkü yanınızda kim var? Tonguç Akademi var. Ve Tonguç Akademi'nin bu ayki programına şöyle baktığımızda... ...aralık ayı içerisinde biz hangi dersleri gördük? Türkiye'nin yer şekillerini gördük. Türkiye'nin daha doğrusu yeryüzündeki su kaynaklarını gördük. Ve bugün neye bakıyoruz? Ayın 23'ü dünyada topraklara bakacağız. Toprakları da şöyle bir özetleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii toprakları özetlemeden önce size ben ödev veriyorum. Nedir? Sıfırdan ona. Konu anlatımlı soru bankamız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada sayfa 74'ü açıyoruz. 74. sayfada Yeryüzünde toprakları göreceksiniz. Şöyle bakıyorum. 70 pardon, pardon, pardon. Şöyle bakıyorum. 76. sayfada 84. sayfada toprakları görüyorsunuz arkadaşlar. Topraklar bunların e, özet bilgileri var burada hemen yan tarafında biliyorsunuz sorularımız var pekiştirmek amaçlı ve yapamadığımız sorular olduğunda ne yapıyorsunuz? Hemen şu kısma bakarak soruları bize ulaştırıyorsunuz ve sorularla ilgili Hemen size cevapları geri gönderiyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Dinamo soru bankamızla da iyice pekiştiriyoruz. Dinamo soru bankamızdan açıyoruz ilgili sayfayı. Hemen şöyle bakıyoruz kaçıncı sayfaymış? 74. sayfa arkadaşlar. Sorular, çözümler var. Tabii ki bazılarının çözümleri var. Çözüm olmayanları da gene yapamazsanız eğer şuradaki kısma gönderiyorsunuz ve cevaplarınızı hocalarınız size gönderecek. Eğer şimdi hazırsanız ne yapıyoruz? Dersimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Dünyada topraklar konusu içerisinde neleri inceleyeceğiz? Toprak oluşumuna etki eden faktörleri. Daha sonra da toprak çeşitlerini öğreneceğiz. Toprak oluşumu, toprak nedir? Nasıl oluşmuştur? Nereden geldi? Gökten mi yağdı? Nasıl oluştu? Bunlara bakacağız. Çeşitlerini de öğreneceğiz. Şimdi toprağın oluşmasında arkadaşlar temel şey nedir? Taşlar vardır. Taşlar parçalanıyor taşlar nasıl parçalanıyor taşlar ana hatlarıyla iki şekilde parçalanıyor bir de biyolojik ayrışma türü dediğimiz tür var peki nedir toprak püskürük sedimenter yani ee... Baş e, tortul, başkalaşım kayaçların ufalanmasıyla oluşuyor. İçinde mineral var, canlı organizmalar var, organik maddeler var, hava var, su var arkadaşlar ve biz bu örtüye ne diyoruz? Toprak diyoruz. Bakın bir gram toprak içerisinde 10 milyar civarında bakteri vardır. Sevgili arkadaşlar, toprağın içerisinde çok fazla canlılık vardır. Toprağın oluşumu yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel bakın şu kavrama dikkat ve kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasıyla gerçekleşir. Peki nedir fiziksel ayrışma, nedir kimyasal ayrışma, nedir biyolojik ayrışma? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kimyasal ayrışmaya baktığımız zaman kimyasal da sıcaklık ve yağış oldukça fazla. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane küp şeker düşünün. Elinize bir küp şeker aldınız. Küp şekeri eğer şöyle ufak ufak ufalarsanız ne olur? Fiziki yapısını değiştirirsiniz. Ufak ufak materyallere ayrılır. Biz buna fiziksel ayrışma deriz. Ama o küp şekeri alıp bir bardak sıcak suyun içerisine koysanız ne olacaktır? Onun içerisine eriyecektir. Bu da kimyasal çözülmedir değerli arkadaşlar. Fiziksel de peki hocam taşları ufak ufak kim parçalıyor? Taşları arkadaşlar sıcaklık farkı parçalıyor fizikselde. Yani fiziksel ayrışmanın temel şeyi nedir? Sıcaklık farkı. Ne demek? Şimdi sıcak ve soğuk ne yapıyor? Çatlatıyor. Yani hepiniz tecrübe etmişsinizdir. Soğuk bir su bardağının içerisine sıcak su döktüğünüz zaman ne oluyor? Bardak çatlıyor. Neden çatladı? Çünkü siz ona sıcaklık farkı uyguladınız. Doğadaki taşlar da gündüz sıcak, gece soğuk. Gündüz sıcak, gece soğuk. Ne oluyor? Çatlıyor. Peki bu günlük sıcaklık farkı en fazla nerelerde var? Çöllerde var. Biliyorsunuz çöllerde ne oluyor? Gündüzleri sıcaklık 50 dereceyi bulurken geceleri sıcaklık eksi derecelere düşüyor. Dolayısıyla sıcaklık farkı çok fazla olduğu için çöllerde genel manzara nedir? Taş pek yoktur. Hep ne vardır arkadaşlar? Kumlar vardır. Niye? Çünkü taşlar parçalanmıştır. İşte biz buna fiziksel çözülme diyoruz. Fiziksel çözünmede demek ki sıcaklık farkı fazla. Peki sıcaklık farkı hangi iklimlerde çok fazla? Özellikle çöl ve karasal iklimlerde arkadaşlar. Yani suyun nemin az olduğu iklimlerde. Sıcaklık farkı fazla. Bakın harita üzerinde fiziksel ayrışmanın fazla olduğu yerleri nerede görüyoruz? Hemen şu Afrika'nın kuzeyinde. Burası hangi çöl? Sahra çölü. Sevgili arkadaşlar bakın Avustralya'nın iç kesimleri, Orta Asya kısımları buralarda oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Peki kimyasal ayrışma nedir? Kimyasal çözülme nedir? Burada da değerli arkadaşlar Dedim ya toz küp şekeri ne yapıyoruz suyun içerisine koyuyoruz. Burada da sıcaklık ve nem çok önemli. Sıcaklığın ve nemin çok fazla olduğu iklimlere baktığınızda özellikle şu bakın Ekvator çizgisini görüyorsunuz. Ekvatoral iklim burası Amazon, burası Kongo, Endonezya, Malezya, Muson Asyası, Batı Avrupa okyanusal iklim buralarda çok fazla. Peki hocam bizim ülkemiz için ne söyleyebiliriz? Bizim ülkemiz için Mesela yağışın, nemin fazla olduğu yer neresi? Karadeniz. O zaman Karadeniz'de ben kimyasal çözülmeyi göreceğim. Peki İç Anadolu bölgesinde neyi göreceğim? Ya da Güneydoğu'da e, su az, nem az buralarda da fiziksel ayrışmayı göreceğim. Şimdi aslında fiziksel ayrışmanın bir e, tür çeşidi olan biyolojik ayrışmaya baktığımızda bu nedir? Canlılar arkadaşlar kayaçları parçalar. Örnek verecek olursak bitki kökleri. Belki çoğunuz doğada görmüştür. Bitki kökleri taştan arasına giriyor böyle çatlatıyor, yarıyor falan filan. Şimdi bu nedir? Biyolojik yani canlıların sebep olduğu ayrışma. Ee, kayaçların biyolojik ayrışmasında bitki köklerinden çıkan asitlerin yanı sıra toprakta yaşayan solucan, karınca, fare, köstebek gibi canlılar da etkili olabiliyor tabii arkadaşlar. Şimdi peki hocam toprak oluşumunda neler etkili? Toprak oluşumunda arkadaşlar en temel şey iklim. İklimin etkisi var. Demin de gördük. Şimdi yağışlı iklimlerde farklı oluyordu. Yağışın az olduğu iklimlerde farklı oluyordu toprak oluşumu. Tabii ki hangisinde daha hızlı oluyor? Yağışın fazla olduğu yerlerde toprak oluşumu daha hızlıdır. Yani kimyasal çözünmede toprak oluşumu daha hızlı oluyor fiziksele göre. Tamam mı? Şimdi iklim nasıl etki ediyor? Yağışlı yerlerde toprak kalın, humuslu oluşumu kısa iken... Kurak yerlerde oluşumu uzun, kalınlık az, tuzlu ve kireçlidir. Bakın burada bir kavram var. Nedir o kavram? Humus kavramı. Ne demektir humus sevgili arkadaşlar? Humus şöyle düşünebilirsiniz. Ee, örneğin bir bitki, bir ağaç yapraklarını döktüğü zaman o düşen yaprak toprağı ne oluyor arkadaşlar? Biz üzülüyoruz ya işte ağaçlar yaprağını döktü falan. İşte o düşen yaprak toprağa mineral oluyor, humus oluyor ve toprağın üst kısmında bunlar birikiyor. Böylece toprağın üst kısmı verimli hale geliyor. Humus bu. Yani canlı kalıntılarının toprağa karışmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bakın ne diyoruz biz burada? Diyoruz ki humuslu oluşumu kısa yağışlı yerlerde toprak oluşumu ne oluyor? Hem kalın oluyor hem oluşumu kısa. Fakat kurak yerlerde oluşum uzun. Şimdi kurak yerlerde neydi? Fiziksel ayrışma. Fiziksel ayrışmada toprak kalınlığı da az, oluşumu da uzun oluyor. Ayrıca eğim ve yer şekilleri. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Toprak oluşumuna bir etkisi var. Mesela şu eğimli yerlerde toprak kalınlığı nasıldır? Azdır. Ama eğimin azaldığı yerlerde bakın toprak oluşumu fazla. Niye? E çünkü burada oluşan toprak ne oluyor? Buralara geliyor, birikiyor sevgili arkadaşlar. Bir diğeri de ana kayanın etkisi. Şimdi ana kaya eğer sertse granit bloklardan falan oluşuyorsa çok sert ayrışması çok güçse o zaman ne olacaktır? Toprak kolay oluşmayacaktır. Fakat daha böyle kolay çözünebilen kayaçlarda toprak daha hızlı oluşuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Biz bunları şöyle özetlersek iklim dedik. Doğru mu? Toprak oluşumunu etki eden faktör. Eğim yer şekilleri dedik. Doğru mu? Bir de ana kayanın etkisi dedik. Ben buna neyi de etkileyebilirim ekleyebilirim sevgili arkadaşlar? Zamanı da etkili, ekleyebilirim. Bakın sevgili gençler bir santimlik toprak oluşabilmesi için aşağı yukarı 200 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Yani toprak öyle hemen oluşmuyor. Bir santimlik toprak yani. Şöyle kalınlığı şu kadar. Zaten eliniz vurdunuz bir santimlik alan için 200 yıllık bir zaman. Dolayısıyla ee, çok çok uzun zamanlar alıyor toprağın oluşumu. Şimdi toprak oluşumunda etkili olan faktörleri bu şekilde yaptık. Peki horizon nedir? Toprak horizonları. Şimdi bakın şuradaki şekle dikkatlice bakın. Burada farklı, burada farklı, şurada farklıdır sevgili arkadaşlar. Horizon demek, horizon demek katman demek arkadaşlar. Katman. Toprağın katmanlarına baktığımız zaman biz de bunu işte A, B, C şeklinde e, ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi A horizonu dediğimiz katman nedir arkadaşlar? Ayrışmanın en fazla olduğu, üzerinde bitkilerin yaşadığı bölümdür. Organik madde bakımından en zengin olan kısımdır sevgili arkadaşlar A horizonu. B horizonuna baktığımız zaman bu da arkadaş şu kısım nedir? Birikme toprağın üst yüzeyinden çözülen maddelerin biriktiği bölümdür. C ise sevgili arkadaşlar... Ayrışma ana kayanın ayrışmaya devam ettiği genelde içinde kaba unsurların bulunduğu bakın ana kaya tek parça halinde falan durabiliyor. Yani bu aslında şöyle size söyleyebilirim. Mesela siz herhangi bir inşaatın temeline denk geldiğinizde, bir kazıya denk geldiğinizde önce üst kısımda ne vardır? Ufak ufak materyaller böyle, topraklar böyle. Ee, aşağı yukarı bir metre, bir buçuk metre. Daha sonra alttan taşlar çıkal böyle iri iri. Tamam mı? Gittikçe aşağılara kadar taşlar ne olur irileşir, irileşir ve sonra tek parça haline gelir. Aslında bu gördüğünüz hepsi tek başına ana kayadır arkadaşlar. Ve ana kayanın en çok hangi kısmı? ...ayrışır, en üst kısmı ayrışır. Neden en üst kısmı ayrışır diye soracak olursak... ...çünkü burada ne var? Hava ile temas var, iklim etkisi buralarda belirgindir. O yüzden toprağın... Ee, en e, yoğun olduğu kısım ne oluyor? Üst kısmı oluyor sevgili arkadaşlar. Peki bu katmanlaşma bütün topraklarda var mı? Hayır. Onu da birazdan göreceğiz. Şimdi yeryüzündeki topraklara baktığımızda arkadaşlar yeryüzündeki toprakları biz üç gruba ayırıyoruz. Nedir o? Bir tanesi zonal. Öbürü intrazonal. Diğeri de azonal. Hocam ne demek zonal? Yani zon nedir? Biz Türkçe'de böyle bir kelime bilmiyoruz. Zon arkadaşlar bölge demek. Alan demektir. Zon. Zonal topraklar. Yani ne anlama geliyor? Şimdi bakın size şöyle söyleyebilirim. Zonal toprak nedir? Mesela şuraya ben Türkiye haritasını şöyle bıraktım. Parmağımı koyduğum yer burası Akdeniz'de bir yer. Şurası Akdeniz'de Adana değil mi? Çukurova. Çukurova burası. Burası da Akdeniz bölgesi. Şimdi normalde Akdeniz'de sevgili arkadaşlar Akdeniz'de görmeyi beklediğimiz toprağımız nedir bizim? Bu bölgeye ait olan makilerin altında oluşan toprak Terra Rosa toprağıdır. Bakın şu kısımlarda, bak, burası da Akdeniz iklimi, şöyle tarıyorum. Buralarda ne görmeniz gerekiyor? Şuralarda Terra Rosa, Terra demek toprak demek, Rosa demek kırmızı demek, kırmızı topraklar. Nerede oluşuyor bu kırmızı topraklar? Arkadaşlar, kızılçam ağaçlarının makilerin altında oluşuyor. Ha, tamam güzel. O zaman biz şimdi diyelim ki Akdenize gittik. Akdeniz'de kırmızı toprağı gördük. Şaşırır mıyız? Hayır şaşırmayız. Çünkü Akdeniz'de olması gereken toprak bu. Terrarosa. Yani bu zona ait. Akdeniz iklim zonuna ait. iklim bölgesine ait toprağa biz ne diyoruz? Terrarosa diyoruz sevgili arkadaşlar. Ancak diyelim ki geldik. Şurası işte Çukurova görüyorsunuz. Çukurova'ya baktık. Aa toprak Terrarosa değil şaşırır mıyız? Şaşırmamız gerekiyor. Çünkü bu bölgeye ait bir toprak değil. Nasıl bir toprak bu? Alüvyal toprak. Ne işi var bunun Akdeniz iklim zonunda? E taşınmış, birileri getirmiş bunu, bir şeyler getirmiş. Ne getirmiş bunu arkadaşlar? Seyhan, Ceyhan nehirleri almış buralardan. Hop! Bakın şuradaki toprağı almış buraya getirmiş. Yani bu toprak aslında bu zona, Akdeniz iklim zonuna ait olmayan bir toprak. Çünkü taşınmış toprak. O zaman biz ne diyeceğiz buna? Bu zona ait değilse azonal diyeceğiz arkadaşlar. Yani o bölgeye ait olmayan diyeceğiz tamam mı? Şimdi zonal ve azonal arasındaki farkı böylece ortaya koyalım. Şimdi demek ki zonalde olay ne? Zonal toprakta arkadaşlar iklimin ve bitki örtüsünün etkisiyle oluşmuştur. Tamam mı? Şimdi bunu bileceğiz. Peki azonal neydi arkadaşlar? taşınmış topraklar. Güzel. Peki toprağa ne taşır arkadaşlar? Toprağa akarsular taşır. Rüzgarlar taşır. Buzullar taşır değil mi? Bunlar toprağı alıp bir yerden rüzgar estiğini alıyor. Bir yerden bir yere götürüyor. Akarsu alıyor bir yerden bir yere götürüyor. Rüzgar alıyor bir yerden bir yere götürüyor. Ya da buzullar. Şimdi peki hocam bunu anladık. Zonal. Güzel. İklim ve bitki etkisiyle oluşuyor. Azonaller taşınmış topraklar tamam. Peki intrazonal topraklar nedir? Arkadaşlar bu da ana kayanın etkisiyle oluşmuş topraklardır tamam mı? Hani biz toprak oluşumunda etkili olan faktörleri söylemiştik ki ana kayanın etkisi. Bu da ana kayanın etkisiyle oluşmuş topraklardır. Peki bunu neye göre? Zonal toprakları neye göre kata, kategorize ediyoruz? Bakın değerli arkadaşlar toprağın türü üzerindeki bitkiyle alakalıdır büyük oranda. Zonal topraklar için konuşuyorum. Yani bitki neyse toprak o. Bitkiye göre değişiyor. Örneğin laterit topraklar. Ben bunları nerede görüyorum? Laterit toprakları geniş yapraklı gür ormanların altında yani ekvatoral bölgede yağmur ormanlarında görüyorum arkadaşlar bunu. Kırmızı Akdeniz topraklarını nerede görüyorum? Makilerin ve kızılçamların altında görüyorum. Kahverengi ormanları nerede görüyorum? Kahverengi orman topraklarını işte bizim Karadeniz gibi karışık ormanların olduğu yerlerde görüyorum. Kahverengi kestane renkli topraklar. Kestane renkli aslında bunlar Bozkır step topraklar diye geçer. Bunları da Bozkır ya da steplerin altında görüyorum. Bozkır toprakları da aynı şekilde arkadaşlar. Bu birbirine çok benzeyen iki topraktır. Podzoller arkadaşlar iğne yapraklı ağaçların altında görürüm ben bunu. İğne yapraklı ağaçlarda tayga ormanları var. Bu 60 derece enlemleri civarında. Orada görüyorum. Peki çernezyumu nerede görüyorum? Çayırların altında görüyorum. Çayır uzun çayırlar. Çern ne demek biliyor musunuz? Çern kara demek. Rusça'da kara topraklar anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ve oldukça verimlidir. Bizim ülkemizde de bunları biz Erzurum Kars'ta görüyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam Erzurum Kars'ta bu kadar verimli toprak var. E, niye doğru düzgün tarım yapılmıyor? E çünkü çok fazla kar yağıyor ve çok soğuk. iklim elverişli değil. Ve çöl topraklarını ben nerede göreceğim? Çöllerde, tundra topraklarında arkadaşlar yosun ve likenlerin olduğu 70 derece en nemleri civarında göreceğim. Şimdi <laughs> özetliyorum kısaca, devam ediyorum. Birazdan detaylarına gireceğiz bunun. Halomorfik Holom, toprak topraklar arkadaşlar. Halo demek aslında belki kimya dersinden bilirsiniz tuzlu topraklar demek sevgili arkadaşlar. Hidromorfik taban seviyesi suyu çok yüksek hidro yani taban seviyesi suyla alakalı bir kavram. Kalsimorfik topraklar da arkadaşlar kireçli topraklardır. Bunlar da vertisol ve rendzino olarak ayrılıyor arkadaşlar. Vertisöllere ayrıca dönen toprak deniyor. Ülkemizde de Trakya'da var sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda burada da sizin için kesinlikle ama kesinlikle bilmeniz gerekenleri söylüyorum. Alüvyal topraklar ne sevgili arkadaşlar? Alüvyal akarsuların taşıdığı doğru mu? Akarsuların taşıdığı topraklardır. Lösler rüzgarların taşıdığı topraklardır. Bu dış kuvvetlerde biz bu kavramları hatırlıyoruz. Moren ne? Buzulların taşıdığı topraklardır. Şimdi burada ayrıca bir şey daha özetleyeyim ben size. Şimdi biz horizon kavramlarını öğrendik ya. Horizonlar işte katmanlar deminki derste de beş dakika önce... Dedik ki A, B ve C horizonları var. Bakın zonal topraklarda horizonlar oldukça belirgindir. A, B, C horizonları. Peki intrazonellerde belirgin midir? Hayır, intrazonellerde A ve C belirgindir, B değildir arkadaşlar. Peki azonal topraklarda arkadaşlar, azonal topraklarda ise horizon dikkat edin buraya yok. Neden horizon yok? Ya çünkü hep aynı malzeme toprağın üst kısmı taşınıp birikiyor. Dolayısıyla burada katmanlaşma söz konusu değil değerli arkadaşlar. Sizden bu topraklardan hangisini kesinlikle bilmemiz gerekiyor derseniz yani dünya üzerindeki yayılışını falan net bir şekilde bilelim. Arkadaşlar bir kere laterit, terrorosalar kırmızı Akdeniz topraklarını, çernezyumlar bunlar nerede olduğu net bir şekilde bilinecek. Burada da alüvyal topraklar, lösler ve morenler net bir şekilde bilinecek sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar çok çok mühim değerli arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle çevirelim ve tanıyalım bu toprakları. Şimdi ne demekmiş zonal topraklar? Ne demiştik biz sevgili arkadaşlar? Kendi bölgesine ait, o bölgeye ait. Bakın oluşumunda daha çok iklim tipinin ve bitki örtüsünün etkili olduğu toprak tipleridir zonal topraklar. Bu toprakların oluşabilmesi için arazinin düz veya düze yakın, drenaj yani suyu iyi tahliye edebilmesi gerekiyor. Toprakta ABC horizonları gelişmiş. Bunlara yerli toprak da diyoruz. Yerli yani o bölgeye ait, yerli. Tamam mı sevgili gençler? Şimdi zonal topraklar Bakın lateritlere, lateritleri ben nerede göreceğim? Ekvator'un üzerinde göreceğim sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde haritada. Bak burası Amazon, burası Kongo, burası Endonezya, Malezya. Ne var burada? Lateritler var. Peki hemen soruyorum size hangi ayrışma çok belirgin bu laterit topraklardan? Ekvator'daysa ne olacak? Kimyasal ayrışma çok belirgin olacak, değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın ne dedik? Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya. Amazon burası. Sıcak ve nemli iklimlerde oluşur tropikal iklim tabi kırmızı renktedir. Bakın kırmızı renkte olan başka bir toprak daha var. Nedir? Terra Rosa'dır. Bu da Akdeniz'de. Geniş yapraklı ormanların altında görülür. Onları nerede görüyorum? Burada görüyorum. Humus verim azdır. Niye? Arkadaşlar çünkü çok yıkanıyor. Yıkanma ne, neyle alakalı? Yağışla alakalı. Ne kadar yağış olursa toprağın üst kısmındaki humus ne yapıyor? Derinlere doğru sızıyor. Yıkandığı için tuz ve kireç azdır sevgili arkadaşlar. Gelelim neye? Terra Rosa topraklarına. Terra Rosa toprakları Akdeniz toprağıdır arkadaşlar. Akdeniz iklimi nerelerde görülüyor? Bakın Akdeniz çevresinde görüyorum zaten. Burası Akdeniz Türkiye'de de var. Kaliforniya'da, Orta Şili'de, Ümitburnu, Güney Afrika'da ve Avustralya'nın güney uçlarında görüyorum. Bakın Akdeniz sadece Akdeniz çevresinde görülmüyor. Dünyada başka yerlerde de görülüyor. Şimdi ılıman... Yani orta kuşak iklimlerinde görülüyor. Akdeniz iklimidir bu. Akdeniz iklimi. Kırmızıdır. Neden kırmızıdır? İçindeki demir paslandığı için sevgili gençler. Kalkelli arazi üzerinde görülür. Turunçkil, zeytin tarımı yapılır. Bizim Antalya'yı düşünün. Kızılçam ve makilerin altında görülür. Akdeniz havzası, Kaliforniya, Güney Afrika, Güney Avustralya ve Orta Şili'de yaygındır. Bunların özelliğini Akdeniz ikliminin görülüyor olması sevgili arkadaşlar. Bakın yerlerine lütfen dikkat edin dağılışlarını. Çünkü bu iklimle alakalı sadece toprağı öğrenmiyorsunuz. Bitkiyi öğreniyorsunuz. Aynı zamanda toprağı öğreniyorsunuz. Ve iklimin yayılış alanını gösteriyorsunuz. Yani şuna baktığında ekvatoral iklim buna baktığında Akdeniz iklimidir zaten. Devam ediyoruz. Podzoller iğne yapraklı ağaçların altında görülüyordu. Peki ben iğne yapraklı ağaçları nerede göreceğim? Ağaç yaprakları neden inceliyordu? Soğuduğu için. Sıcak yerde geniş yapraklı ağaçlar olur. Bakın burada tayga ormanlarının olduğu yeri görüyorsunuz gençler. Tayga ormanları şunu şöyle yapabilirim. Biraz daha uzatabilirim. İğne yapraklı dedik ormanların altında kül rengi Sevgili gençler, podzol zaten Rusça'da kül anlamına geliyor. Verimsizdir. Dağlık alanlarda da görülebilir. Sibirya, Kanada, Doğu Avrupa'da görülüyor podzoller. Tundra topraklarına baktığımızda hemen bakın bu podzollerin üst tarafında. Yani bakın şunun hemen üst tarafı ne oluyor? Tundra toprakları. Kutba iyice yaklaştım ben burada. Burada toprak zaten yılın 10 ayı donmuştur. Donuktur. 10 ay boyunca donmuş. 2 aylık yaz döneminde sıcaklık birkaç dereceye çıkıyor. Yani 6, 8, 10 derece civarına çıkıyor ve o toprak bataklıklaşıyor. Ve dolayısıyla tarıma çok elverişsiz. Tundra bitkisi dediğimiz yosun ve likenler sevgili arkadaşlar bunların altında gözüküyor. Güney yarımkürede de yok diyeceksiniz ki neden yok? Çünkü güney yarımkürede kürede tundra ikliminin görüldüğü yerde kara yok. Kara yok güney yarımkürede kara yok. O yüzden burada gözükmüyor. Sadece kuzeyde gözüküyor sevgili gençler. Geldik kestane renkli step topraklar. Şimdi bunlar karaların iç kesimlerinde bizim ülkemizde de bunlar işte Konya, Kayseri, Sivas gibi iç kesimlerde arkadaşlar görülüyor. Çünkü ılıman karasal iklim. Tamam yani orta kuşakta olacak ılıman kara. Karaların iç kesimlerinde görülüyor. Dikkat edin buraya. En geniş alanda görülen topraklardır. Açık renklidir. Tahıl tarımı, küçükbaş hayvancılık. Bizim ülkemizde de tahıl ve küçükbaş hayvancılık nerede yapılıyor? Yaygın olarak İç Anadolu bölgesinde yapılıyor. Yağış ve humus az. Orta Asya, ABD'nin iç kesimleri, İç Anadolu bizi en çok ilgilendiren e, buralarda görülüyor değerli arkadaşlar. Peki çöl toprağını nerede göreceğim? Çölde göreceğim. Değil mi? Çöl toprağı çölde olur. Peki buradan biz hiç çöllerden işte çok iyi verim tarım yapılıyor falan filan bir şeyler duyduk mu? Hayır. Çünkü burada değerli arkadaşlar bir kere tuz yok toprakta şey, su yok toprakta tuz çok fazla ee, verim oldukça az ee, kaktüs dikenli çalıların altında oluşan bir toprak ee, dünya üzerindeki çöl sahalarına baktığımızda dünya üzerindeki çöl sahalarına baktığımızda nereye görüyoruz? 30 derece enlemi civarı. Bakın burası Sahara çölü, burası Arizona çölü, burası Arap çölü, Tar çölü, Atakama çölü, Namib ya da Kalahari çölü ve Victoria çölü diyorum arkadaşlar buraya. Dünya üzerinde 30 derece enlemlerine denk gelen yerler çöldü. Şöyle 30 derece enlemlerini çiziyorum neden çöldü derseniz gene geçen sene biz bunları gördük arkadaşlar burası dinamik alçak dinamik yüksek basınç alanıydı yani hava sürekli çöküyordu burada. Gelelim çernezyum topraklara çernezyum için demin ne dedim arkadaşlar kara topraktır dedim kara toprak sert karasal iklimde oluşur çayırların meraların altında oluşur Türkiye'de nereye denk geliyordu Bakın Erzurum Kars'a denk geliyordu. Humusça çok zengindir. Verimi çok yüksektir. Fakat dediğim gibi iklim çok müsait olmadığı için burada tarım pek yapılamıyor değerli arkadaşlar. Şimdi toprağa peki kara rengini ne veriyor? Hocam bu toprak niye çok kara? Arkadaşlar toprağın gübresi humusu ne kadar fazlaysa o kadar çok kararıyor. Mesela evde işte çiçek besleyenler falan bilir. İçine gübreyi kattıkça toprak ne oluyor? Kar arıyor değerli arkadaşlar. Kahverengi topraklara baktığımızda arkadaşlar orman topraklarına, kahverengi orman topraklarına baktığımızda karışık yapraklı. Yani hem geniş hem iğne yapraklı ormanların bir arada olduğu, ağaçların bir arada olduğu ormanlarda göreceğiz. Bu da ne? Okyanusal iklim bölgesi. Okyanusal iklim bölgesi dediğimiz arkadaşlar İngiltere Almanya. Bu Batı Avrupa'ya örnek verebilirim. Ülkemizde nereye denk gelir? Ülkemizde de Karadeniz'e denk gelir bu. Tamam mı? Humusçu oldukça zengindir. Tarıma da elverişlidir. Çünkü bazı yerlerde ne yapıyorlar? Ağaçları kesip işte tarım alanı yapıyorlar. Biz kızıyoruz ama verim yüksek olduğu için öyle yapa gelmiş insanlar. Ve geldik neye? Intrazonal topraklara. Yani bunun oluşumunda ne etkiliydi arkadaşlar? Anakaya etkili. Anakaya. Neydi bunlar? Morfikler ve kalsimorfik topraklar arkadaşlar. Bu topraklarda hangi horizonlar var? A ve C horizonları var. Oluşumunda ne etkili? Anakaya unutmuyoruz bu topraklarla ilgili. Şimdi bakalım ne bunlar? Holomorfik topraklar yani tuzlu topraklar. Kurak bölgelerde görülür, kapalı havzalarda yani su drenaj sistemi zayıf, göl ve deniz suyunun buharlaşmasıyla oluşur. Aral ve Lut Gölü çevresinde çok yaygın. E bizim ülkemizde nerede bulacağız bunu? Tuz Gölü ve çevresinde bulacağız. Hidromorfik topraklara baktığımızda arkadaşlar bakın bataklık ve nehir toprağıdır. Hidrodan öyle yola çıkarak gidebilirsiniz. Ve çeltik pirinç tarımı yapılabilir. Çünkü pirinç biliyorsunuz bataklıklarda oldukça yaygın değerli arkadaşlar. Kalsimorfik topraklardan bir diğeri vertisoller ve renzinalar. Kalsimorfik neydi biliyorsunuz kireç topraklarda arkadaşlar. Bu vertisollere ne dedik? Dönen toprak dedik. Kurak dönemde çatlıyor böyle. Yaş dönemde şişiyor. Kil baya fazla. Ayçiçeği üretimine uygun. O zaman Türkiye'de ben bunu nerede çok göreceğim? Ayçiçeği Türkiye'de nerede çok var? Trakya'da. Trakya'da baya var sevgili arkadaşlar bu topraklar. Kireçli topraklar... Renzinalar bir diğeri üstü koyu renkli olup altta kireç taşı bulunan topraklar sevgili arkadaşlar. Şöyle sayfamızı çevirelim. Şimdi azonal topraklara baktığımızda ne demiştik? Azonal topraklarla ilgili taşınmış topraklardı. Taşınmış. Toprağa neler taşınıyor? Taşıyordu. Akarsular taşıyordu. Rüzgar taşıyordu ve buzullar taşıyordu arkadaşlar. Şimdi neden demiştik horizon yok bu topraklarda? Çünkü devamlı olarak aşınma var ve sürekli olarak aynı malzeme geliyor geliyor birikiyor. Dolayısıyla buralarda arkadaşlar sürekli birikimin devam ettiği deltalarda ve taşkın alanlarda oldukça yaygın. Şimdi bakın alüviyel topraklar özellikle deltalarda çoktur. Alüvyel. Şimdi delta hatırlayın akarsuların deniz kıyısında yapmış olduğu birikmelerdi doğru mu? üçgene benziyordu deltalar. Mesela Türkiye'de işte Çukurova deltası gibi, Bafra deltası gibi, Çarşamba deltası gibi değil mi? Akarsular ne yapıyordu? Burada biriktirmeler yapıyor. Oralarda alüvyal topraklar oldukça fazla. O yüzden bu topraklar da toprağın hani humuslu kısmı aşınıp birikiyor ya. Dolayısıyla çok çok verimli topraklar arkadaşlar. Aşırı verimli topraklardır alüvyal topraklar. Şimdi tanıyalım akarsularla oluşur. Deltalarda yaygındır. Bakın burayı unutmuyoruz. Tarımsal açıdan çok verimlidir. Mineralce de zengindir. Löz topraklarına baktığımızda rüzgarların taşıdığı materyaldir. Kurak bölgede görülür. Çöllerde yaygındır. Löz zaten rüzgarlar nerede daha çok aşındırma yapıyordu arkadaşlar? Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde değil mi? Bu lösü rüzgarlar, alüvyonu akarsular oluşturuyordu. Morenlere geldiğimizde morenleri ne oluşturuyor sevgili arkadaşlar? Buzullar oluşturuyordu. Buzul. Buzulların eridiği alanlarda yoğunlaşır. Bakın şurada görüyorsunuz. Kutup bölgeleri ya da yüksek dağlık alanlar. Evet kutuplarda daha yaygındır. Yüksek dağlık alanlarda da biliyorsunuz buzullara rastlanıyor. İri yapıdadır. İskandinavya ve Norveç. Neden? Çünkü buralar kutuplara yakın. Rusya, Grönland, Himalayalar, dağlık bölge, Alpler, Ant dağları. Buralarda yaygın bunlar Türkiye'de bulamayız sevgili arkadaşlar. Regosol topraklara baktığımızda bunlar da volkanik alanlarda kum depoları üzerinde görülür. Mineralce zengin mi? Evet. Verimli mi? Evet. Bağcılığa, meyveciliğe, patates yetiştirmeye uygun. Bizim ülkemizde de gene işte Nevşehir, Niğde, Kayseri civarında oldukça yaygın sevgili arkadaşlar. Kolivyal topraklara baktığımızda bunlar da dağ eteğinde görülür sel sularıyla oluştu, oluşur birikinti konileri ve dağ eteği e, iç ovalarında oldukça yaygın iri unsurlu olduğu için bağcılık yapılıyor Engebeli yerlerde de yaygın litosollerde sert kaya ana kaya üstünde oluşur. Bakın litosol. Lit zaten hani litoloji, kayaç demek arkadaşlar. Bunlar taşlıdır yani taşlı topraklar. Tarıma çok uygun değiller. Erozyon sonucu da ortaya çıkıyor. Çünkü üzerindeki toprak gidiyor ve böylece kalıyor. Şimdi biz konu biterken neye baktık arkadaşlar? Toprak oluşumunda etkili olan faktörlere baktık. Neydi toprak oluşumunda? Hemen kısaca şöyle bir özetleyerek gidelim. Dersin son birkaç dakika içerisinde neydi arkadaşlar? Bir, iklim çok etkiliydi değil mi? İki, yer şekilleri çok etkiliydi toprak oluşumunda. Üç, ne vardı başka? Ana kayanın yapısı çok önemliydi. Ve ne vardı? Zaman çok önemliydi gençler. Peki toprak çeşitlerini neye göre yapmıştık? Hatırlayalım. Şöyle şema yaptık. Ne dedik? Zonal topraklar yani yerli topraklar, intrazonal topraklar ve Azonel. Ne demekti azonel? Bölgesel olmayan. Yani mesela ben zonal topraklarda, ekvatorda neyi görüyordum? İşte lateriti görüyordum. Akdeniz ikliminde terra rosa'yı görüyordum. Doğru mu? Bu geniş yapraklı ağaçlar, bu kızılçam ve makiler, podzolleri görüyordum. iğne yapraklı ağaçların altında. Doğru mu? Kahverengi, kestane, ve bozkır toprakları görüyordum arkadaşlar. Sonra neyi görüyordum? Çernezyumları görüyordum. Kara toprak olarak geçiyordu çayırların altında. Başka ne vardı gençler? Tundura toprakları ve çöl toprakları vardı sevgili arkadaşlar. İntrazonal toprakları da nasıl sıralamıştık? Hidromorfik. Ne demekti? Su, taban suyu seviyesi bataklıklarda falan görülüyordu. İki, halomorfik. Tuzlu topraklar 3, Kalsimorfik topraklar. Kalsimorfikleri de ne yapıyorduk? İkiye ayırıyorduk arkadaşlar. Vertisol yani dönen topraklar ve e, renzinalar diyorduk. Azonal topraklara baktığımızda ne vardı? En önemlilerini yazıyorum size sevgili arkadaşlar. 1, alüviyel topraklar. 2, löz toprakları. 3, morenler. Neydi alüvyeller? Akarsular tarafından aşınan, biriken, taşınan topraklar, löz, rüzgarlar tarafından. Morense, buzullar tarafından taşınan topraklar oluyordu. Şu kısmı da hemen unutmadan tekrar hatırlatayım. Horizon belirgin, ABC. B, C. Horizon zayıflıyor, AC. C. Horizon yok. Tamam mı arkadaşlar? Peki bunların içerisinde çok 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 verimli olanlar hangileri? 1, bu alüvyal topraklar. Sonra iki çernezyum toprakları. Bunlar zonal topraklar içerisinde en verimli. Bunlarsa azonal topraklar içerisinde en verimli olan topraklardı sevgili arkadaşlar. Ve konu biterken size şöyle bir ödüllü soru bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlara cevabını bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.